Yani maç öncesi tabii bir duruma bakıldığı zaman her iki takımın da son derece acil bir şekilde puana ve galibiyete, yani Malatya tarafından hem puan da mutlaka tercih nedenlerinden biri olabilirdi ama daha çok galibiyete ihtiyaç olduğu bir maçtı. İhtiyaçlar her zaman söylediğim gibi davranışları belirliyor. Uzun zamandır, yani son zamanlarda, uzun zamandır değil, son zamanlarda belirgin bir oyundaki direncimizin arttığı gözüküyordu. Ancak bunu sonuçlarla desteklemeyince biraz yarım kalıyordu. Bugün bunu çevirmek için çok gözüküyordu. Yani soyunma odası hep çok belirleyicidir maç öncesi. Gözüküyordu ve yüksek bir enerji vardı takımda. Maç da böyle başladı. Ancak Malatya Spor için de bir cümle söylemek lazım. Ligin geneline bakıldığı zaman sezon başında iyi sayılabilecek bir başlangıç yapıp son dönemde biraz sıkıntılı gözüküyorlardı. Ancak bununla beraber oyundaki temel özellikleri bir cümlenin içinde söylemek gerekirse atabilen bir takım. Ancak karşılığında kolay yiyor. Yani hem yeme açısından hem de atma açısından becerisi bir tarafını beceriksiz tabii beceriksiz demek lazım. Yüksek bir takım olarak gözüküyordu. Bizim tarafımızdan bakıldığı zaman da maçın en kritik tarafı Malatya Spor'un atabilme gücünü tolere edebilirsek kazanma ihtimalimiz yani daha yüksek gözüküyordu ki aynen de böyle oldu. Yani tempolu başladık maça. Golü bulana kadar da oyunun kontrolünü elimize tutmaya çalıştık. Daha çok bizim de gözüküyordu. Golü attıktan sonraki süreç Gençler Birliği maçının son dakikasında öne geçmemizi bir tarafa bırakırsanız ondan sonra süre yoktu fazla. İlk defa takımla beraber olduğumuzdan sonra ligde özellikle, lig için söylüyorum bunu, öne geçtiğimiz bir maç oldu. Ondan sonraki süreci açıkçası yani ben de merak ediyordum çünkü görmemiştik. Ondan sonraki süreç daha çok koruma güdüsüyle oldu. Zaten takımın üstünde olan, çok uzun zamandır da gözüken özgüven eksikliği tam bu andan itibaren çok net bir şekilde ortaya çıktı. Daha oyunun kontrolünde Malatya Spor aldı. Bizim de buna karşılık hızlı ataklarla karşılık vermek istedik. Ancak bunun da doğurduğu sonuç tabii ki biraz daha fazla enerji kaybı, yorgunluk ve daha çok oyundan düşme halinde oldu. Devre arasını hem dinlenmek için hem toparlanmak için çok önemli bir süreydi. Bu özellikle bu maç için. Mutlaka topun kontrolünü önce ele almamız gerekiyordu. Hem oyuna tutunmak hem de farkı arttırmak için. Arttırabilmek amacıyla. Böyle başladık ikinci yarıya. Ancak topun kontrolünü aldık ama farkı açma şansı yakalayamayınca Malatya Spor oyuna tutundu. Kalemize daha kolay gelmeye başladı. Özellikle kenarları daha fazla kullanmaya başladılar. Bunlardan bir tanesiyle beraberliği yakaladılar. Beraberlikten sonraki süreçte aslında sezonun bizim adımıza, yani benim bulunduğum dönem içinde aslında söylenebilir. Beraber olduğum Başakşehir'le dönem içinde söylenebilir. Ama bence sanki bütününe yansıyan, hani tuhaflık demeyeyim ona ama yani şanssızlık diyelim, başka şey yapmayalım, şanssızlıklar diyelim, daha biraz daha kolay açıklayabiliyor. Daha da dolu haline doğru geldi. Hem penaltı önce verildi, sonra faul diye geri döndü. Sarkısından bir penaltı kazandık. Hakikaten hem Dembaba hem Giuliano, yani en azından futbol hayatım boyunca gördüğüm gerçekten iyi penaltı atıcılar yani. Ama üçünün de yani 10-12 tane penaltı atar bir takım 2-3 sene içinde. Benzer oyuncular, iki tanesi, üç tanesinin kaçması doğaldır ama üçünün de arka arkaya kaçma hali. Hani artık sezona damga vuran olaylar yine bu maçta oluyor derken Ömer Ali'nin ceza sahasının çok dışından, biraz da kendi tarzının ötesine taşan, belki de tam anlamıyla şu ana kadar Başakşehir'in yaşadığı, içinde benim de bulunduğum dönemi kapsayan halini de katarak söylüyorum, makus tarihini kıran bir vuruş oldu. Muazzam bir vuruş. Herkesi bir anlamda bu gerginliği rahatlatan bir vuruş oldu. Ondan sonraki süreçte hem koruma hem de farkı artırma çabalarında sonuç bizim lehimize geçti. Alexis için golüyle beraber mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşmayı içinde çok inişler çıkışlar olma halinde taşıdıktan sonra kazanmayı başardık. O nedenle oyuncu arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum.
Tam da bu gidişe uygun bir gol oldu. Hakikaten daha kolay şeyleri yapamama hali. Çok kolay hallerde rakiplere daha kolay pozisyon verip skor yapabilme halinin ötesine taşan, kolay bir pozisyon olmayan, hatta gol pozisyonu olmayan bir pozisyonda. Üstelik biraz evvel de söylediğim gibi Ömer'in pek tarzı da değil yani o mesafelerden şutu aramak. Olmayan bir pozisyon. Pek çok şeyin olumsuz olabileceği bir anda bir duvarı deler gibi gelen bir gol oldu. Yani benim şöyle, yani gol anı, gol anı özellikle yani bizim mesleğimizde sadece oynayan ve oynayanlar için değil, oynayanlar için, yönetenler için, taraftarlar için yani doyumun en yüksek yerlerinden bir tanesi büyük bir haz duygusudur. O topun filelere gittiğini görmek kendiliğinize olan durumlarda. Hakikaten önce o oluyor zaten. Önce bir oh be hali oluyor. Bu sefer gerçekten tam öyle oldu. Ama yani benim biraz daha hep bu sorunun yanıtına verdiğim şey şu oluyor. Ben de daha fazla bu tip durumlarda ne kadar gerginlik, gerilim olursa olsun evet öne geçtik, golü attık, öne geçtik. Şimdi neler olacağı hesaplama hali daha fazla. İkisi yan yanaydı. Ancak şunu söylemek lazım. Bu kadar büyük bir sevinç tablosu büyük bir gerilimi de gösteriyor. Zaten herhalde maçın skoru kadar skoru yaratan o golün yarattığı o duvarı delmek derken onu kastediyorum. Biraz da o gerilimi, yüksek gerilimi, özgüven kaybını da kastediyorum. Bütün bunları yıkmış oluruz. Yıkmış olmayı diliyorum. Umut ediyorum aynı zamanda. Umarım da öyle olur. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.